Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgi sarma biyoloji soru bankası ürünlerine devam ediyoruz. Konumuz nükleik asitler, hormonlar ve ATP. E, test numaramız 3 sayfamız 59 arkadaşlar. Birinci sorumuza başlıyoruz. Aşağıda bir nükleotidin yapısı gösterilmiştir. Buna göre X, hangisi olduğu sorulmuş. Şimdi baktığımız zaman ester bağı var, glikozit bağı var Arkadaşlar. Şurası fosfat olmalı. Burası bakın 5 karbonlu şeker, riboz veya deoksiriboz olabilir. Burası ise baz olmalı. Çünkü bazla şeker arasında glikozit bağımız. Fosfatla şeker arasında ise ester veya fosfoester dediğimiz bağımız kuruluyor. Dolayısıyla X baz olmalı, Y şeker olmalı, Z de fosfatı ifade eden C şıkkı doğru cevaptır arkadaşlar. İkinci sorumuza bakacak olursak DNA için hangileri ne sahiptir demiş özelliklerinden. Çift lipitten oluşur DNA'larımız evet bu şekilde sarmal helix bir yapımız var arkadaşlar. Kendine doğal eşleyebilen tek moleküldür. Ve aynı zamanda protein sentezi için bakın şu gen bölgelerinden bir tane RNA'yı üreterek bu şekilde şifreyi ne yapar? Sitoplazmaya göndererek kendine yapısına uygun protein sentezlenmesi için RNA'yı da kendisine aracı yapmış olur. Bu olayı bunların tamamı arkadaşlar DNA için doğrudur diyeceğiz. Üçüncü sorumuza bakacak olursak yukarıda belirtilen moleküllerden hangi ikisi aynı nükleik asitte bir arada bulunmaz? Nükleik asit dediğimiz zaman aklımıza arkadaşlar DNA ve RNA gelmeli. DNA'ya ait olan, RNA'ya ait olan bazı e, birimler var. Mesela DNA'da deoksiriboz şekerimiz vardır. Timin bazımız vardır. DNA'ya özeldir. RNA'da ise riboz şekerimiz vardır ve urasil bazımız vardır. Bunlar RNA ve DNA'ya ait olan yapılardır arkadaşlar. Ama bakın mesela fosfatımız ortaktır. Adenin, guvanin, sitozin bazlarımız ortaktır. DNA ve RNA da ortak olarak bulunur. Dolayısıyla 1 ve 2'ye bakalım. Adenin, timin bulunabilir mi bir DNA'da? Evet bakın DNA'yı düşüneceğiz burada timin olduğu için. Evet adenin ortaktı. Timin de DNA'da bulunduğuna göre bu DNA'da bulunabilir. 3 4'e bakalım fosfat ve deoksiriboz olabilir mi? Evet fosfat da ortaktı. Deoksiriboz şekerde DNA'da bulunur. O zaman bu ikisi DNA'da bulunabilir. 3 ve 5'e bakalım fosfat ve urasil. Evet fosfat DNA RNA'da ortaktı. Urasil de RNA'da vardı bakın. O zaman bu da RNA'da bulunabilir. 4 ve 5'e bakalım deoksiriboz ve urasil. Bakın iki tane arkadaşlar farklı molekül. Yani deoksiriboz DNA'da bulunuyor. Urasil bakın sadece RNA'da bulunuyor. Bu ikisi yan yana nasıl gelsin? 1 ve 4'e bakalım. Adenin evet 1 4'ümüzde neymiş? Deoksiliboz şekeri. Adenin ortaktı. deoksiriboz DNA'da bulunuyordu. O zaman bu DNA'da bulunabilir ikisi beraber arkadaşlar. Cevabımız bulunamayacak olan denizli olarak bulunmuş oldu. Dördüncü sorumuz DNA'nın yapısı gösterilmiştir. Hangisi yanlıştır diyor. Çift tipikten oluşmuştur. Evet bakın bir iki tane ipliğimiz var. Adenin karşısına bakın timini görüyorsunuz. Arada ikili zayıf hidrojen bağımız var bakın. Burada üçlü zayıf hidrojen bağımız var. Guvalinet sözünün arasında. Bu da doğru bir ifade. Fosfatlar sadece bir lipitte mi bulunuyor? Bakın hem burada var hem burada var arkadaşlar. Nükleotitlerde fosfat olmadan olur mu? Bakın şu bir nükleotit, şu bir nükleotit bu şekilde hepsinde fosfat olmak zorunda. Deoksiriboz şekerimiz vardır. Bakın D'ler deoksiribozu gösteriyor. İki iplik arasında zayıf hidrojen bağlarımız vardır. Evet bakın şunlar ikili, ikili, üçlü bağ demiştik. Bakın bunlar da zayıf hidrojen bağlarıdır ve iki iplik arasında bunlar arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olarak bulunmuş oldu. Nükleik asitlerle ilgili olarak hangisi doğrudur diye sorulmuş. Yani DNA ve RNA ile ilgili hangisi doğrudur aslında sorumuzu bu şekilde algılayacağız. Enerji verici olarak tüketilir mi bunlar? Hayır arkadaşlar. Bunlar yönetici molekül enerji vermezler. Enerji verenler bir daha yazıyorum. Karbonatlar, proteinler ve yağlardır arkadaşlar. Başka enerji veren besinimiz yok. Enzimlerin yapısına katıldıklarından dolayı düzenleyicidirler demiş arkadaşlar. Şimdi DNA, RNA enzimin yapısında bulunmaz. Enzimlerde protein vardır. Apoenzim kısmı buna ek olarak ya koenzim bulundurur veya kofaktör bulundurur. Yani koenzim derken vitamini kastediyoruz. Kofaktör derken mineral maddeyi kastediyoruz. Bakın DNA, RNA enzimin yapısında bulunmaz. Polinükleotit yapısına sahiptir. Evet bu ikisi de çok sayıda nükleotitten meydana gelmiştir. Biz buna polinükleotit arkadaşlar diyebiliriz. Hatta polimer bile diyebiliriz arkadaşlar. Yağlar dışında bakın proteinler, karbonhidratlar, DNA, RNA polimer yapılı olan bileşiklerimiz idi. Bu seçeneğimiz C olmalı. CHO bulundurmaz. E bunlar organik arkadaşlar. Azotlu organik baz diye geçiyor. Nasıl bulundurmasınlar? CHO varsa organik olması gerekir zaten. Bu da yanlış bir ifade. Ökaryotlarda sadece stoplazmada bulunmaz. DNA arkadaşlar çekirdeğin içerisinde bakın bulunur. Dolayısıyla sadece stoplazma tabiri yine yanlış olmuş. Cevabımız Ceyhan olarak bulunmuş oldu. Altıncı sorumuza bakalım. Hangisinin sentezi için DNA şifre verir demiş arkadaşlar. DNA protein sentezi için şifre verir gen bölgesinden az önce bahsetmiştim diğer sorumuzda. Gen bölgesinden üretmiş olduğu RNA'lar protein sentezi için ne yaparlar? Ribozoma bakın şöyle yapışırlar. Bu şekilde protein sentezini mRNA aracılığıyla sitoplazmada eee ribozomun içerisinde gerçekleştirir. RNA'lar da yine DNA'dan sentezlenir. Bakın şu RNA'mız arkadaşlar DNA'dan sentezlenmiş. DNA kendine değiştirip çoğaltıp kendi benzerini yapabilir. Dolayısıyla bunların tamamını DNA sentezleyebilir arkadaşlar. RNA ile ilgili olarak hangileri doğrudur diyor. Protein sentezinde görev aldı. Bakın burada gördüğünüz geldi mRNA ribozoma yapıştı. Adenin, urasil, guvanin ve sitozin bazılarını taşır. Adenin, guvanin, sitozin ortaktı. Urasil de RNA'ya aitti. Ribozomda bulunabilir. Evet ribozomda R RNA. Ribozoma RNA artı protein vardır arkadaşlar. Ribozomda bulunabilir R RNA'mız dolayısıyla. Ve tek ipikten meydana gelir. Şurada görmüş olduğunuz üzere çift bilgi olan hangisiydi? DNA'mız idi. Bu da doğru bir ifade. Bunların tamamı RNA için arkadaşlar doğru olmuş oldu. 8. sorumuz DNA ve RNA ile ilgili olarak hangileri ortaktır diye sorulmuş kendini eşleme, kendini eşleyen tek molekül arkadaşlar doğada DNA bunu unutmuyorsunuz. Polinükleotit yapıda olma. Evet her ikisi polinükleotit yapıda olurlar. Urasil bazını sadece RNA taşır. Fakat fosfat arkadaşlar her ikisinde ortaktır. Fosfat şeker bazını oluşurlar DNA ve RNA. Cevabımız 2 ve 4 ortak olarak bulunmuş oldu. 9. sorumuz ATP'nin yapısında hangileri bulunur diye sorulmuş arkadaşlar. ATP'de bir tane adenin bazımız, bir tane R riboz şekerimiz ve 3 tane arkadaşlar şöyle fosfatımız vardır. Şunlar yüksek enerjili fosfat bağları. Bunların kopmasıyla açığa ısı enerjisi çıkar. Bunlar 7200 kalorilik enerji açığa çıkartacak olan bağlardır. Dolayısıyla kısa süreli de olsa minnacık depolanmasıyla hücre içerisinde biz ne yaparız? ATP'leri kullanmış oluruz. Yapısında riboz şekerimiz bakın var görüyorsunuz. Fosfatımız var. Onlar da var bakın 3 tane. Urasilimiz ama yok arkadaşlar. Onun yerine adenimiz var. Onun için ATP adını alıyor. Eğer Urasil olsaydı UTP olurdu. Var mı? Var. Ama e, müfredat dışında arkadaşlar bilmenize gerek yok. ATP'yi bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 denizli olarak bulunmuş olur. 10. sorumuz. ATP ile ilgili olarak hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Ya az önce şeklini çizdik. Tüm canlılar hem üretir hem tüketir yoksa yaşayamaz zaten. Nükleotit yapılıdır. Evet bakın fosfatı vardı. 3 tane şekeri vardı. Riboz şekeri ve adenin bazı vardı. Bakın üçü varsa arkadaşlar bu nükleotit yapılı olduğunu gösterir. Fosfat ve glikozit bağı içerir. Evet arkadaşlar bakın şöyle çizecek olsam tekrardan iyi anlamanız için. 3 tane fosfatımız vardı. Şuradaki bağımız fosfoester bağıdır arkadaşlar. Şuradaki bağımız ise glikozit bağıdır arkadaşlar. Dolayısıyla fosfat ve glikozit bağları içerir. Ama canlı dışında tüketilir diyor arkadaşlar. Hayır. E, ATP'ler hücre içinde üretilir. Ve hücre içinde sadece ne yapılır? Harcanır, tüketilir arkadaşlar. Hücrenin dışına ATP çıkanmaz. Dolayısıyla cevabımız 1, 2, 3 yani C-han olarak bulunmuş oldu. 11. sorumuza bakacak olursak ATP için hangisi doğrudur diye sorulmuş. Sonun sonucunda üretilir ATP'ler doğru depo edilebilir uzun süre depo edilemez arkadaşlar. Kısa süre depo edilir biz buna depo edilebilir diyemeyiz onun için. Biosentez yani her türlü dehidrasyon dediğimiz sentez reaksiyonlarında biz ATP'yi harcamak zorundayız. Yoksa reaksiyonlarımız gerçekleşemez. Bunu cevabımız Edirne olarak bulunmuş olur. 12. ve bu testimizin yine son sorusuna bakacak olursak arkadaşlar. Hormonlar için diyor hangileri doğrudur? Büyüme ve metabolizmada etkili olabilen hormonlarımız var arkadaşlar. Ee, örneğin STH büyüme hormonu olarak geçiyor. Ee, metabolizmamızı etkileyen tiroksin hormonumuz var. Bakın bu şekilde hormonlarımız mevcut arkadaşlar. Kan ile gerekli yerlere taşınıyor hormonlarımız. Özel kalanlarımız yok hormonları taşıyan. Sinir hücreleri ya da endokrin bezlerinden salgılanabilir. Evet sinir sakinlerinde hormonlarımız da var. Ve endokrin iç salgı bezinden salgılanan protein yapılı hormonlarımız da var arkadaşlar doğrudan. Sinir hücrelerinden salgılanan da yine protein yapılı. Fakat biz bunlara nörohormon diyoruz. Bunlar ne yapıyorlar? Sinir hücrelerinden, akson kısımlarından üretilebilen hormonlardır arkadaşlar. Bunun dolayı cevabımız Edirne olarak bulunmuş oldu. Bir dahaki derslerimizde, soru çözümlerimizde görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar. Kolay gelsin.